Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Hepinize iyi, huzurlu, sakin bir gün diliyorum. Neden utanıyorum peki? Kendimden utanıyorum. Evet, yaptığım o büyük hatadan utanıyorum. Kim demişti tam olarak hatırlamıyorum ama Oscar Wilde söylemiş olabilir. Cehenneme giden yolun taşları iyi niyetlerle döşenmiştir. Evet, iyi niyetlerle. Ben bugün 28 Şubatçı denilerek, 28 Şubat'ta dönemin hükümetine darbe girişiminde bulundular denilerek hapiste bulunan o yaşlı komutanların o günlerde ne kadar haklı olduklarını bilemezdim. Evet, itiraf ediyorum, bilemezdim. Ve kızlarımızın, genç kızlarımızın, kadınlarımızın, sokağa çıkan kadınlarımızın başlarını türbanla örttükleri için okula, üniversitelere alınmamalarına karşı çıkıyordum. Haliyle de tabii ki o dönemin Refah Parti başkanlığında kurulmuş, DYP ile ortak kurulmuş hükümetinin yanında duruyordum. Evet, bu yalan değil ve bunu ilk defa söylemiyorum. Çok söyledim. Bana o zamanlarda asker dostlarım, yakınlarım, yahu rejim tehlikede görmüyor musun derlerdi. Ben hayır, insanların giydikleri kıyafetlerle rejim tehlikeye mi girer diyordum. Bırakın diyordum kızlarımız üniversiteye girsinler. Ama sembolleştiriyorlar, dini sembol haline getiriyorlar. Bunun sonu ülkeyi laik devletten çıkarıp, yani anayasadaki laik ilkesini yıkıp şeriat devleti haline getirmektir diyorlardı. Hayır diyordum ben. Evet, samimi söylüyorum, hayır diyordum. Yıl 1996, Haziran sonrasıydı. Tabii ki 28 Şubat 1997 idi. Elbet ama iktidar oluşları 1996 Temmuz'uydu ve o iktidar oldukları günden itibaren hükümetin üzerinde baskı başlamıştı. Bunu da kabul edelim. O baskının daha başka türlüsü olamaz mıydı? Elbette olabilirdi. Üniversitelerde özgürlük verilirdi. Daha o günde, hemen o günlerde hiç baskıya falan gerek kalmadan insanların kıyafetleriyle uğraşılmazdı. Sanki dinle kavga ediliyormuş havası verilmezdi. Laikliğin gerçekten nasıl muazzam bir sistem olduğu, laiklik olmadan demokrasinin olamayacağı, demokrasi olmadan da laikliğin olamayacağı halka anlatılabilirdi. İnanın o günkü halk, yani bundan yaklaşık 30 sene önceki halk, 25 sene önceki halk, bugünkü sözde dindar halktan çok daha bilinçliydi, anlayabilirlerdi. Yapamadık, bunu da lütfen kabul edelim. Ama buna rağmen ben o dönemde bu kafaya, Saadet Partililer kusura bakmayın ha. Henüz şimdilik sizin de tam olarak o kafanızın değiştiğini bilmiyorum. Siz de sadece ekonomi açısından, ekonomi penceresinden bakıyorsunuz. Bunların rejimle ilgili yaptıkları yanlışlara, ülkeyi götürdükleri felaketlere tek gün ses çıkarmadınız. Aman ha, Temel Bey, size saygı duyuyorum. Tam bir beyefendisiniz. Özlediğimiz siyasetçi tarzısınız. Tamam ama sadece ekonomi. Bakınız canlarım, kim bilir kaç defa söyledim. Ekonomi bir mantardır. Mantarı suya atarsanız batmaz. Ama rejim gülledir, gülle. Suya attınız mı, deniz ne kadar derinse gülle o en son derinliğe kadar gider. Mantar batmayacağı için öyle gider, böyle gider, uzaklaşır, yaklaşır ama en sonunda nihayet alırsınız elinize, bir düzen kurarsınız. Ekonomiyi kurtarırız biz. Ekonomiyi düzeltiriz biz. Bu ekonomi kaç defa battı. Batmasaydı daha iyi değil miydi? Sözde battı yani. Daha iyiydi ama oldu. Çünkü siyasetçi varsa bir ülkede ve siyasetçinin de siyasi çıkarları varsa bunlar olacaktır. Siyasetçi olmasın mı? Hayır, siyasetçi olsun. Siyasetçi demokrasilerin vazgeçilmesidir. Ama namuslu siyasetçi olsun. Bilmediğinde bir konu ile inatlaşmasın. Hele ekonomiyle hiç inatlaşmasın. Ekonomimizin içinde bulunduğu durumun sorumlusunun Recep Tayyip Erdoğan olduğunu beni 4 yıldır izleyenler görüyorsunuz.
4 yıldır hep söylüyorum ya, o ekonomide bir şey yok. Canlarım, bu ekonomiyi düzeltiriz. Asıl sorun Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi bilmezliği ve fakat buna rağmen inatlaşmasıdır diyorum, değil mi? Halen diyorum, diyeceğim, Recep Tayyip Erdoğan ekonomi bilmez. Ya ben ekonomistim demiş. Ya desin. Ben de diyebilirim ki ben ordinaryüs profesörüm. Ne ilgisi var ya? Hiç ilgisi yok. Evet. Rejim tehlikede diyorum. Rejim, rejim. Bakınız 28 Şubat'ta ben başörtülü kızlarımızın üniversitelere girmesini savunurken kendim laik seküler birisi olarak bugün bu zihniyet, o zihniyet daha doğrusu, bu zihniyet demeyeyim, o zihniyet bugün müzik festivallerini yasaklıyor. Efendim iç çamaşırıyla sahneye çıkmışmış diye bir sanatçı hanımefendiyi savcılığa soruşturmaya çağırıyorlar. Sorgulamaya çağırıyorlar. Ya o Sedat Peker neredeyse 1,5 yıldır hırsızları tek tek belgeleriyle, fotoğraflarıyla, her şeyle ortaya seriyor. Bir tane nabuslu, vicdanlı savcı ortaya çıkıp da bir dakika arkadaş ya bu adam ne diyor diye o suçlananları ifadeye çağırmıyor. Ya böyle bir devlet, böyle bir ülke olur mu ya? Benim gözümde Gülşen, solist, şarkıcı, sanatçı Gülşen, Sedat Peker'in atlarını verdiği o hırsız politikacılardan, bürokratlardan, bakanlardan, milletvekillerinden 1 milyon kere daha dürüst, daha temiz, ahlaklıdır. Gülşen ve Gülşen Hanım gibilere ahlaksızlık suçlamasında bulunan imamlar en büyük, en iğrenç, en pislik ahlaksızlardır. Kötü başladım. Kötü başladım çünkü rejim giderse gelmez diye korkuyorum. Hatta gelmeyeceğinden eminim ve rejim gidiyor arkadaşlar, rejim gidiyor. Bırakın ekonomiyi artık yahu. Allah aşkına ya, rejim gidiyor ya. Ya bu demokratik layık rejim gittiği zaman bir daha geri getiremeyiz. Ben zaten göremem. Ama dediğim gibi 100 sene sonra doğacak çocuklar bile ancak belki görebilirler. Bir gitti bir 100 sene gelmez bu rejim geriye. Getirmezler. İşin kötüsü sadece demokrasi gitmekle kalmaz. Saltanat geri gelir, saltanat. Artık seçim meçim göremeyiz. Babadan oğula geçer. Devlet adamlığı, devlet başkanlığı kalırsa. Suudi Arabistan gibi oluruz yani. Anlatamıyorum. Anlatmak için de mücadele ediyorum. Mücadelemi sürdüreceğim. O nedenle 28 Şubat'ta bu zihniyeti savunduğum için hepinizden özür dilerim. Tekrar tekrar özür dilerim. Beni affetmeyenleriniz olursa da neden affetmiyorsunuz diye sorgulamam. Ne yapalım? Yanlış yaptım. Evet, belki de hayatımın en büyük yanlışı. Evet canlarım. Şimdi gelelim bir başka konuya. Erdoğan Avrupa'daki enflasyonun %9, Türkiye'deki enflasyonun ise %70'lerde dedi ama %80 tabii, %79.6, %80 yani, neyse önemli değil. Ama Avrupa'daki o %9'luk enflasyonun çok daha kötü olduğunu söyledi. Hadi neşeleneyim artık. Girişgahta kötüydüm, biraz öfkeliydim galiba, gergindim. Özür dilerim çünkü rejim benim için değil, hepimiz için çok değerli. Bizim kan suyumuz rejimdir. Evet, neyse. Erdoğan'a çok kızdı muhalifler. Ben kızmadım, güldüm çünkü doğru söylüyor. Hadi canım, doğru söylüyor. Hiç %9 ile %81 olur mu dedet diyenleriniz olduğunu tahmin ediyorum. Bakın canlar, Erdoğan niye haklı? Avrupalı 100 avro borçlandığında bir sene sonra borcu 9 avro kendi kendine ödemiş oluyor. Kendi kendini nasıl ödüyor? İşte enflasyonla ödüyor. Enflasyon borçlu bir kişinin ve tabii ki devletin 100 avroluk borcunun 9 lirasını alıyor, koparıyor, atıyor. 9 lira ödemiş oluyor. Borçlu kişi ya da kurum da devlet. Peki Türkiye'de nasıl? Abi Türkiye borçlu cenneti artık. Peki borçlanabilenler kimler? Tabii ki yine zenginler. Ya fakire kim borç verir ya? Ya bırakın fakiri, bana kim borç verir ya? Yaş 65'i çoktan geçmiş 71 yaşında bir adama borç, kredi verirler mi? Vermezler. Borç verirler mi? Vermezler.
Sıradan bir adama, sıradan bir esnafa, zavallıya borç verirler mi? Vermezler. Emekçiye borç verirler mi? Vermezler. Emekliye borç verirler mi? Vermezler. Bunların zaten borç verdikleri de kendi adamları. Türkiye'de enflasyon kaçtı? %80'di. Türkiye'deki borçlu sene başında 100 lira borçlandığında, sene sonuna geldiğinde enflasyon, Mrs. enflasyon diyorum ben biliyorsunuz ona, doğurgan olduğu için, Mrs. enflasyon sayesinde borçlu kişinin 100 liralık borcu 20 liraya düşüyor. Şimdi Erdoğan haklı mı haksız mı? Hadi söyleyin ya, ne olur doğru söyleyin ama. Ya adam haklı ya. Nasıl demişti Muharrem İnce adam kazandı diye? Adam şimdi de haklı. Ha bana da kızacaksınız. Vallahi kızarsınız kızın ama adam haklı abi. Bulabiliyorsanız borç para, bugünlerde bu düşük faizlerden, hala düşük, gerçekten çok düşük, alabiliyorsanız, gerektiyse, gerekirse daha doğrusu, bu borç verenlere falan falan bir şeyler, sizi de koklatın ucundan kenarından, borçlanın ya. Ya 0.99 aylık, yani yıllık %12 diyelim ona, faizle konut kredisi verildiğinde ne dedim? Koşun, gücünüz varsa konut alın. Merak etmeyin, 2 sene içinde borcunuzu enflasyon, Mrs. enflasyon ödeyecektir. Dedim, dedim değil mi? Hatırlıyorsunuz. E buyur. 2 sene önce 500 bin liraya ev satın alanların evleri 2,5 milyon lira aldı. Enflasyon onların borçlarını ödedi. Borç bulamayanlar, alamayanlar ya da ödeyemem diye korkanlar perişan oldular. Onun için adam haklı abi. Adam doğru söylüyor. Almanya'daki %9 enflasyon bizdeki %80 enflasyondan daha kötü. Kimler için? Borcu olmayanlar için. Ama devlet için çok iyi bizdeki. Başka? Borçlular için çok iyi. Bak o kadar. Ama halkın karnını emiyor. Enflasyon hem bir sülüktür hem de aynı zamanda doğurgan bir sülük. Çok doğuran bir sülük. Hele bir de böyle kötü bakıcıları varsa rezalettir canlarım. Şimdi de Sözcü gazetesinin birinci sayfasından aldığım bir haberi sizlerle kısaca paylaşacağım. Tamamını değil. Karşılaştırma yapmış Sözcü gazetesi. Kıyas yapmış yani. Ve bakınız ne diyor. Faiz sebep, enflasyon netice dediği günlerde, yani bundan bir sene önce, yani 21 Ağustos 2021'de düşük faiz, düşük enflasyon getirecektir demiş. O günlerde faiz, politika faizi yıllık %19'muş. Bir süre sonra hep düşüre düşüre biliyorsunuz. Şimdi %13'e kadar geriledi. Politika faizi, yani Merkez Bankası'nın bankalara sattığı paradan aldığı yıllık faiz %13. Bankalara o %13'le aldıkları Merkez Bankası kredisini devlete, yine hazineye %25, %26 ile kakalıyorlar. %40 ile özel sektöre kredi veriyorlar. Şimdi kredi faizlerini de yasaklamaya çalışıyorlar falan filan. Ama neyse böyle yani. Yani Erdoğan sözünü tutmadı. Ne zaman tuttuğunu bilmiyorum da bu sözünü tutmadı. O günlerde 1 dolar 8 lira 50 kuruştu. Yani bir sene önce. Bugün 18 lira 20. O gün %19 olan yıllık enflasyon bugün %80, şimdilik %80. Bakalım bu ayın, yani önümüzdeki ayın 3'ünde Ağustos enflasyonu açıklanacak. Tabii ki TÜİK'in eldeki kalem ne yazar bilmiyoruz. Ama halka yazacak enflasyon kesinlikle %100'ün çok üzerinde olacaktır canlarım. Ve Bakan Nebati yine bir açıklama yaptı. Yaptığı her açıklama bana göre suç. Ya adam Hazine ve Maliye Bakanı. Her konuşması manipülasyon. Bakın her konuşması manipülasyon. Borsa üzerine, yatırım tavsiyesi üzerine bir şeyler söylemese tamam. Mesela dikkat eder misiniz bilmiyorum. Ben yatırım tavsiyesi olmadığım için öyle cümleleri kullanmıyorum. Ama yatırım tavsiyesi olabilecek şekilde program yapan arkadaşlarımız en başa daha yazıyorlar. Bu videoda söylenenlerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Neden öyle söylüyorlar? Manipülasyon olmasın diye. Manipülasyon serbest piyasa ekonomilerinin içine yerleştirilmiş bir canavardır. Çünkü
haksız rekabet sebebidir. Birileri, bilen birileri, böyle Nebati gibileri, içeriden bilen birileri, adam çünkü karar alıcı. Ya bir karar alıcı bir dövizle ilgili, bir faizle ilgili bir laf söylüyorsa ona herkes inanır haliyle ve bu bir manipülasyondur. Bakınız ne dedi. Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Dengeli seyir nasıl ben bilmiyorum. Neyse. Getirisi enflasyonun altında vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul ve vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık diyor. Yani borsaya gidin diyor şimdi de. Dövizlerinizi satın. Dövizlerinizi TL'ye çevirin. Altınlarınızı satın, TL'ye çevirin, borsaya koşun diyor. Borsa yükseliyor mu? Borsa elhak yükseliyor. Borsanın yükselmesi iyi mi? İyi de kime göre iyi? Yatırımcıya göre iyi. Yatırımcı borsadan para kazanıyor. Oysa o para kazandığı hisse senedinin sahibi bir şey elde etmiyor. Onun da şirketin değeri artıyor. Bırakın geçin gidin bunları, bunlar palavra. Hisse senetlerin borsada değeri arttı diye hiçbir şirketin değeri artmaz. Durduk yerde niye artsın? Şirketin üretimi artmamış. Karlılığı artmamış, bir şey artmamış. Ama bankalar %400 kar elde ettiler bankalar. Bazı şirketler de etti tabii ki elbette. Ama o borsada dolanan para o hisse senedi sahibinin şirketinin eline geçmez ki. O para borsada kumar oynayanların elinde çoğalır, büyür. Unutmayın. Borsada durduk yerde çoğalan bu paralar eğer ekonomi rayında gitmez ise, bir durgunluk, bir stagflasyon dönemi başlarsa yatırımcının başına bela olur. Biz bunu 5 Nisan 1994 kararlarından önceki dönemde yaşadık. Borsa almış başını gidiyordu. Hem de ne gitmek. Acayip yükseliyordu. Canlarım, borsadan para kazananlar, evlerine o gün borsadan dönenler, birilerinin, iş insanlarının, esnafların kazanacakları aylık parayı bir günde kazandıklarını haykıra haykıra söylüyorlardı. Öyle bir borsa vardı. Sonra o günlerde 14 lira hatta 12 lira olan dolar birkaç ay içinde 36 hatta 40 liraya çıktı. Bugün bunların olmayacağının hiçbir garantisi yok canlarım. Bakınız 3 yıldır bankaları ve döviz borcu olan iş adamlarını kurtaracaklar diyorum. Ama onları kurtarmak için fakir fukaranın olmayan gelirini onlara transfer edecekler diyorum. O nedenle bugün tabii ki 5 Nisan 1994 öncesine benzemiyor. Neden? Çünkü bu döneme gelmeden önce bankaları da kurtardılar. Banka karlılıkları %400. Şirketleri de kurtardılar. Koç'un bir şirketinin yıllık kazancı %4000. Şimdi bu şirketler batar mı? Tabii ki batmaz. Ben onlar batar demiyorum zaten. Batmasınlar da. Bankalar batar mı? Batmasınlar da. Tamam. Ama bankaları ve şirketleri kurtaran zihniyet rejimi batırmaya gidiyor. Ya rejimi ya. Neden diyorum ekonomi batarsa bir şey olmaz ya da batmaz zaten. Ama rejim batarsa kötü. Buyurun Suudi Arabistan işte. Rejim. Padişahlık, krallık ya. Ne seçim var ne bir şey. Ama ekonomisi süper. Ama neden süper? Petrol gelirlerinden süper. Ya bizim neyimiz var ya? Bizim neyimiz var? Bir de hafazan Allah bu ülke padişahlığa da geçerse inanın Osmanlılı kortlar sağa sola saldırmaya başlarız. Bir süre sonra elimizde bu topraklarda kalmaz. Benden size uyarması canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Buna rağmen sakın enseyi karartmayın. Buna rağmen. Zaten istenilen bizim moralimizin çökmesi ve diledikleri gibi at oynatmak. At oynatmayacağız onlara. Rejimi deldirmeyeceğiz. Rejimimizi demokratik, laik, sosyal hukuk devletini hep birlikte koruyacağız. Atatürk ilke ve inkılaplarından asla taviz vermeyeceğiz. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.